Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Kusura bakmayın, bu gece biraz geç oldu. Geç olduğu için de bu videoyu hızlı bir şekilde vereceğim. Kısa bir video olacak, hızlı bir şekilde sadece tahminlerimi verip videoyu kapatacağız. Tabii ki çok geç olduğu için hem daha hızlı yüklenebilmesi için hem daha hızlı, en azından kime bakabilirse, kim bakabilecekse ona yardımcı olmak amacıyla yapıyoruz. 9 Aralık 2021 tarihli NBA maç takvimlerini vereceğiz. Çok maç var bu akşamda ama aralarından yine 4 maç seçtik. Hızlıca tahminleri vereceğim. Elinize kağıt kalem alın arkadaşlar ve yazın. İlk maçımız Charlotte Philadelphia 76ers maçı. Son 1-2 video önce yine aynı takımlar oynamıştı. Philadelphia yener demiştik, yendiler. Bu maçta da tabii ki LaMelo Ball, Terry Rozier eksik. Joel Embiid geri döndü. Yine Philadelphia yenebilir. Ama bu maçta size önereceğim şey, daha yüksek orana gitmek isteyenler burada üst oynasın. 212 sayı üstünü 1.60 orandan alabilirsiniz burada. Bu iki takımın oynadığı maçta maç üste yine gidecektir. Son maçta da olduğu gibi, son maçlarında Charlotte'un da olduğu gibi onlar yine de fazla sayı atabiliyor. Kelly Oubre orada girip fazla sayılar atabilen bir oyuncu. Tabii ki Terry Rozier'in yerine Hayward da var. Say say bitmez. Philadelphia'da da bayağı bir oyuncu var. Zaten hepsi tam takım. Sadece Tyrese Maxey oynamayacak gibi gözüküyor. Diğerleri oynayacak. Embiid'in de varıyla burada üstü rahatlıkla alabilirsiniz. 212 sayı üstü 1.60 oranından gelecektir umarım. Taraf almak isteyen, dediğim gibi, Philadelphia'nın galibiyetini yine alabilir. 1.40 oranından üst almak isteyenler 212'nin üstünü alabilir. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Miami Heat Milwaukee Bucks. Miami Heat'te Bam Adebayo yok. Jimmy Butler durumu belirsiz, oynayabilir, oynamayabilir. Milwaukee'de ise Antetokounmpo geri dönüyor, oynayacak. Yani Milwaukee tam takım olacak. Sadece tabii uzun süredir eksik olan DiVincenzo ile Brook Lopez olmayacak. Ama orada bildiğiniz gibi Bobby Portis oynuyor ortada ve iyi bir şekilde değiştiriyor onu. Antetokounmpo'nun dönüşüyle birlikte Milwaukee çok daha etkili oynayacaktır ve bu maçı kazanacaktır. Sağlam olarak bu maçı öneriyorum. Sağlam oynamak isteyen arkadaşlar burada Milwaukee'nin galibiyetini alabilirler. Miami Milwaukee maçında 1.35 oranında Milwaukee'nin galibiyetini sağlam olarak alabilirsiniz. Antetokounmpo'nun dönüşüyle beraber Milwaukee bu maçı bırakmayacaktır. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Houston Brooklyn Nets maçı. Bu maçta da Houston'la Brooklyn Nets maçında da Kevin Durant dinlendirilecek diye haberler var. Maç öncesi kadrolara bir bakarsınız. Burada James Harden tek başına oynayacak. Tabii ki tek başına oynadığı zaman da yine etkili oluyor. Tabii ki Patty Mills, diğer oyuncular oynayacak. Burada Houston'a karşı, Houston son maçlarında iyi bir şekilde kazanmaya devam etse de Brooklyn karşısında zorlanacaktır. Burada güzel oran, Kevin Durant oynamayacak diye güzel oran da çıkmış Brooklyn'e. Bu hem oranı değerlendirmek amacıyla hem James Harden'ın bir patlama yapacağını burada düşünüyorum. Houston'la Brooklyn Nets maçında Brooklyn Nets'in galibiyetini alabilirsiniz. 1.55 gibi güzel orandan. James Harden fazla sayılar atacaktır. Onun üstüne alabilirsiniz. 30 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum bu maçta. Ve Christian Wood da 18 sayının üstünde atacaktır diye düşünüyorum. Onu da deneyebilirsiniz. Houston Rockets'te oynayan Christian Wood. Tabii ki bizim Alperen Şengün'de oynadığı bu maçta enteresan olacak. İzlemenizi de tavsiye ederim. Geliyoruz 4. maçımıza. 4. ve son maçımız bu geceki Memphis-Dallas maçı. Dallas takımında bu maçta belki de Doncic dinlendirilecek diye haberler var. Ona da bir bakarsınız. Memphis'te Ja Morant yok ama diğer oyuncular oynayacak. Doncic eğer dinlendirilirse, yani oynamazsa, burada tabii ki tarafa da gidip Memphis'in galibiyetini alabilirsiniz. O önemli güzel orandan, 1.70 gibi orandan Memphis Grizzlies'in galibiyetini deneyebilirsiniz eğer Doncic oynamazsa. Çünkü Doncic oynamazsa sadece Porzingis ile Memphis'e karşı kazanmaları zor. Ama benim önereceğim bu maçta üst oynamanız arkadaşlar. Memphis kendi evindeki maçlarında genelde fazla sayı atabilen bir takım. Dallas'ta tabii ki fazla defans yapmayan
Ve onlar da genelde fazla sayılar atabiliyorlar. Burada 216 sayının üstünü alabilirsiniz. 1.60 gibi güzel orandan toplam sayı barinin 216'nın üstünü deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kadrolara bir bakın. Eğer gerçekten Doncic oynamıyorsa rahatlıkla burada Memphis'in galibiyetini de alabilirsiniz. Karar sizindir arkadaşlar. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra öne çıkartacağım iki maç olacak. Tabii her zaman yaptığımız gibi hızlı bir şekilde öne çıkartacağımız ilk maç Charlotte Philadelphia 76ers maçı. Dediğim gibi 212 sayının üstü. Burada onu rahatlıkla alabilirsiniz. İsterseniz 1.40 orandan Philadelphia'nın galibiyetini, isterseniz daha garanti olarak burada üste gidebilirsiniz. Olası bir Charlotte galibiyeti olabilir diye üste gidebilirsiniz. 212 sayının üstünü 1.60 orandan güzel bir orandan alabilirsiniz. Ve ikinci maçımız Miami Milwaukee maçı. Dediğim gibi Antetokounmpo'nun dönüşüyle beraber Milwaukee bu maçı kazanacaktır. 1.35 orandan bunu da rahatlıkla alabilirsiniz. Milwaukee'nin galibiyeti. Jimmy Butler dönse bile yine Milwaukee kazanması büyük bir ihtimal. Antetokounmpo'nun etkisiyle beraber, diğer tarafta Bam Adebayo'nun eksikliğiyle beraber 1.35 orandan. Yani bu iki maçı kombin ederseniz Charlotte Philadelphia'nın üstü 1.60 oran ve Miami Milwaukee maçının Milwaukee galibiyeti 1.35 oran. Burada da ikinin üzerinde iyi bir oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler diğer maçlardan birini seçip üçlü yapabilirler. Karar sizindir. Orasına karışmıyorum. Kısa bir video oldu. Kısa bir video yapmaya çalıştım. Herkese başarılar. İyi bir şekilde devam edeceğiz. Bu akşam biraz geç kaldık. Bu videoyla NBA videosunu özellikle, kusura bakmayın, yarın daha erken yayınlamaya çalışacağız. Herkese bol şanslar, bol kupon başarıları. Biz desteklemeye devam edin. Biz de size oldukça iyi şekilde cevap vererek, kazandırarak geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Hoşçakalın.